Efendim, KRT ekranlarından herkese merhaba. Ben Ercan Dalgıç. Başkent gündemi programıyla karşınızdayız. Bugün gündemin öne çıkan başlıklarını yine masaya yatıracağız. 31 Mart yerel seçimleri biliyorsunuz yaklaşıyor. Bu ele alacağımız önemli bir konu olacak. Çünkü bugün Cumhuriyet Halk Partisi ile İyi Parti arasında ittifak görüşmelerinde, daha doğrusu işbirliği görüşmelerinde sona gelindi efendim. 27'si büyükşehir olmak üzere 50 il üzerinde uzlaştı CHP ve İyi Parti. Buna ilişkin detayları bugün masaya yatıracağız. Aynı zamanda özellikle Ankara'da adaylar arasında bir tartışma başladı. Ankaralılık tartışması efendim. Bu tartışmaya görevden alınan eski belediye başkanı Melih Gökçek de dahil oldu. Gökçek niye bu tartışmaya dahil oldu? Nereden başladı bu tartışma? Bu konuda detaylarını masaya yatıracağız. Bir taraftan hayali seçmen iddiaları var. Yüksek Seçim Kurulu böyle bir şey yok diyor ama muhalefet milletvekilleri bunun üzerinde ısrarla duruyorlar. Hatta örnekleri gösteriyorlar. Birçok ilden hayali ve sahte seçmen iddiaları geliyor efendim. Bu konuyu da yine masaya yatıracağız. Bunun yanı sıra dün önemli bir atama gerçekleşti. Anayasa Mahkemesi'ne Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'de eski bir milletvekilini atadı efendim. Bu da tabii muhalefet kanadında tepkilere neden oldu. Bu da yine bugün masaya yatıracağımız başlıklardan birisi olacak. Konuğumuzsa Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Sayın Murat Emir. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Dilerseniz yerel seçimlerle başlayalım. Hayırlı olsun diyelim öncelikle. CHP ile İYİ Parti arasında bir uzlaşı söz konusu. Ankara'ya baktığımızda mesela Gölbaşı ilçesinin İYİ Parti'nin destekleneceğini görüyoruz. İstanbul'da aynı şekilde Cumhuriyet Halk Partisi Üsküdar'da desteklenecek. Bunun gibi pek çok bölgede bir uzlaşı sağlandı. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu uzlaşıyı? Size bir pozitif etki sağlayacak mı yerel seçimde? Tabii ya, bize sağlayacaktır ama bizden öte Türkiye'ye pozitif bir etki sağlamasını bekliyoruz, umuyoruz. Aslında burada kısaca bu ittifakın niye yapıldığını bir konuşmakta yarar görüyorum. Biliyorsunuz Türkiye olağanüstü hal koşullarında bir anayasa değişikliği gerçekleştirdi. Evet. Ve aslında bize göre bu gayrimeşru bir anayasa değişikliğiydi. Ve bu aslında bir tek adam rejimi, otoriter seçimli başkanlık rejimi Türkiye'ye dayatılmış oldu. Ve siyaset iki kutuplu hale getirildi. Yerel seçimlere giderken de ağır ekonomik kriz ve iktidarın her alanda duvara dayanmış, çökmüş politikaları dolayısıyla ciddi bir taban kaybı, ciddi bir seçmen kaybı olduğu ortaya çıktıktan sonra yerel seçimleri nasıl alırız gayretine düştüler. Ve sonuç olarak da Cumhur İttifakı'nı yerel seçimlere taşıyarak başarılı olma gayretine girdiler. Ama bunu yaparken de bir yerel seçimde olması gereken kent sorunları, belediyecilik sorunları, çağdaş, yaşanabilir, huzur veren bir kentin nasıl inşa edileceğine dönük tartışmalar veya vatandaşımızın günlük işte ekonomik sorunları, işsizlik sorunları, enflasyon, mutfaktaki yangın gibi sorunları tartışmak yerine Türkiye'yi suni bir beka tartışmasına taşımaya gayret ettiler. Yani o kadar ki sanki İstanbul, Ankara, Adana, Mersin'i Cumhuriyet Halk Partili belediyeler yönetirse Türkiye bölünürmüş, ezan bayrak inermiş gibi böyle aptalca bir şeye sorunu getirmeye çalışıyorlar. Çünkü sıkışmışlıkları var. Ciddi bir kriz içerisinde siyasi iktidar ve Cumhur İttifakı. Şimdi biz Türkiye'de hayır blokunun bileşenleri, yani Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, Saadet Partisi, Adıyaman örneğinde olduğu evet. gibi, Türkiye'nin seçeneksiz olmadığını, Türkiye'nin bu anlayışa mahkum olmadığını, Türkiye'nin demokrasiden yana, barıştan yana, huzurdan yana ve herkesi kucaklayacak, toplumu bölmeyecek, toplumu birleştirecek bir siyaset inşasının mümkün olduğunu referandumda göstermiştik. Seçimlerde, genel seçimlerde göstermiştik ve bunun devamı olarak da yerel seçimlerde de özellikle dediğim gibi hizmet odaklı, belediyecilik odaklı, toplumu kutuplaştırmayan, kentin sorunlarını bilen ve kentin sorunlarını en iyi çözebilecek kadroları bulmak üzere ve herkesi kucaklayan kadroları bulmak üzere bir ittifak yapıldı. Şimdi bunun aslında ruhuna iyi bakmak lazım. Bunun ruhu aslında iki parti tabanının bir adayda buluşmasıdır ve bu nasıl sağlanacaktır? Bu ortak değerler üzerinden sağlanacaktır. Bu da düzgün,
dürüst, şeffaf, hesap verebilir ve çağdaş kentleri yaratabilecek belediyelerin seçimi noktasındadır. Dolayısıyla ittifak görüşmeleri bu zeminde başladı ve bu zeminde gidiyor. Tabii burada bu sonuç olarak bir masada tartışılan ve her partinin kendi tabanına dönük olarak da sorumluluk taşıdığı bir işbirliği olacak. Dolayısıyla burada tartışmalar, işte zorlanmalar, zamana yayılan bir süreç olması son derece anlaşılabilir ama mutlulukla görüyoruz ki bugün sonuçlandı. Birçok ilde, 27 büyük şehirde uzlaşı sağlandı. Ve bu uzlaşı sağlanan büyük şehirlerde ve ilçe belediyelerinde önemli bir başarıya imza atılacağı görülüyor. Dolayısıyla bu iyi olmuştur, hayırlı olmuştur. Hem toplumdaki birliktelik bütünlük açısından, hem Türkiye'de yeni bir siyaset inşası açısından, hem toplumdaki o kutuplaşmanın giderilmesi açısından, hem de Türkiye'nin özellikle belediyecilik anlamında AKP belediyeciliğine, bu işte şehirlere kast eden, şehirlere ihanet eden, rant odaklı, talan odaklı belediyeciliğine karşı bir siyaset seçeneği üreten ve toplumun karşısında bunu sunan bir anlayışa gelmiş olmak isabetlidir, yerindedir, hayırlıdır ve umut vericidir. Evet. Şimdi özellikle Cumhur İttifakı'nın bileşenleri bu yerel seçimleri bir beka meselesi olarak görüyor. Sayın Akşener de bugün Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmeden sonra bu konuya değindi. Sanki savaşa gidiyormuşuz gibi bir algı yaratılıyor. Halbuki biz sadece yerel yöneticileri belirliyoruz dedi. Tabii, o kadar. Sizce de bu yerel seçimler bir beka meselesi mi? Bu kadar önemli mi? İşte bakın, dediğim gibi bunu tartıştırmamak. Şimdi soruyorsunuz vatandaşa, en büyük sorunuz nedir diye. Şu anda en büyük sorun olarak, yani en son bir araştırma görmüştük. %40'lar oranında ekonomi diyor vatandaş. Evet. Yani vatandaşın ekonomik durumu son derece kötü. Ondan sonra geliyorsunuz işsizlik diyor. Çünkü işsizlik son derece yaygın. Rakamlar Türkiye'de 11.4 açıklandı sonra ama bu tarımdaki geçici işçiler, iş aramaktan vazgeçenler, kayıtsız zor koşullarda geçici işçi olarak veya kayıtsız çalışanlar vesaire, bunları da işin içine kattığınız zaman Türkiye'de işsizliğin çok yoğun olduğunu görürsünüz. Bir de Türkiye'de aslında biz izleyenlerin de çok yakından bildiğine inandığım bir şey ve yaşadığına inandığım bir şey, eğitimli nüfus son derece daha işsizlik çok yaygın. Yani üniversite mezunu, hatta master yapmış, hatta doktora yapmış ama işsiz. Dolayısıyla bu tip sorunlar var. Şimdi bu sorunlar konuşulsun istemiyorlar. Çünkü biz bugün niye bu açlığı, bu yoksulluğu, bu hayat pahalılığını yaşıyoruz? Çünkü iktidarın şimdiye kadarki o Türkiye'nin kaynaklarını betona gömen, har vurup harman savuran, sarayın maliyetlerini, masraflarını kısmaktan hiç söz etmeyen, kısmak istemeyen, şaşadan, şatafattan, gösterişten son derece haz eden ama emeklilikte yaşa takılanlara gelince, 3600 gösterge isteyenlere gelince, emeklerde iltibak yasasına gelince veya ücretlilerin asgari ücret belirlemeye gelince son derecede kaba bir şekilde hak arayanları azarlayan, azarlamayı tercih eden bir anlayış. Şimdi duvara dayandılar, yapamıyorlar, yapamayacaklar. Şimdiye kadar yaptıkları belediyecilik de ortada. Dolayısıyla bunun tartışıldığı zaman başarısız olacakları çok ortada. Nasıl başaracaklar? Türkiye ağır bir tehdit altında, Türkiye bölünmek üzere. Türkiye son derece kritik bir eşikten geçiyor. Biz olmazsak Türkiye bölünür. Tayyip Erdoğan olmazsa Türkiye milli menfaatlerini savunamaz gibi saçmalıklarla vatandaşımızı korkutmaya çalışıyorlar. Yani korku üzerinden, şantaj üzerinden bir oy alma gayreti. Oysa yerel seçimlerde yerel sorunlar tartışılır, siyasi iktidar tartışılır ve ona göre vatandaşlar bir karar verirler. Dediğim gibi ya bunun mantıksızlığını anlatmak bile çok güç. Dediğim gibi yani soru şudur. Yani Adana Belediyesi'ni CHP alınca ne olacak? Yani bayraklar yarıya mı inecek? Yani ezan susacak mı veya Mersin Belediyesi veya Ankara Belediyesi'ni? Dolayısıyla bu iktidarın o kutuplaştırma siyasetinin bir sonucu. Çünkü kutuplaştırmadan çok yararlanıyorlar, çok faydalanıyorlar. Çünkü Türkiye'deki sosyolojik yapıyı ve onun siyasete yansımalarını çok iyi biliyorlar. İşte Türkiye'de bir 60'a 40 veya 65'e 35 sağ sol dengesi vardır. Evet. Orayı eğer kurarlarsa her durumda başarılı olacaklarını düşünüyorlar. Oysa işte bu ittifak aynı zamanda bu
paradigmayı da parçalayan bir şey. Yani aynı zamanda CHP'yi, aynı zamanda İYİ Parti'yi, aynı zamanda Saadet Partisi'ni bir şekliyle bir işbirliği içerisine getirdiğiniz zaman aslında mevcut o yelpaze ve o 65'e 35 dengesini de bozmuş oluyorsunuz. Evet. Şimdi efendim CHP ve İYİ Parti'nin Ankara'da ortak adayı Sayın Mansur Yavaş. Geçtiğimiz günlerde bizim televizyonumuza KRT'ye konuk oldu ve çok önemli iddialarda bulundu. Dedi ki 2014 yerel seçimlerinde Yüksek Seçim Kurulu'na 550 sandık gitmedi. Daha doğrusu İl Seçim Kurulu'na 550 sandık ulaşmadı dedi. Bu oylar sayılamadı dedi. Buna rağmen kesin sonuçlar açıklandı dedi. YSK bunu yalanladı ama Sayın Yavaş da belgeleriyle bu durumu ortaya koydu. Yani belgelerini de paylaştı, gösterdi. Şimdi çok önemli bir iddia. Vatandaşın aklındaki soru aynı. Sandık güvenliği sağlanabilecek mi yoksa sağlanamayacak mı? Oylarımız güvende mi diye düşünüyorlar. Sandık güvenliği bu sene sağlanabilecek mi? Nasıl çalışmalar yapıyorsunuz? Şimdi şöyle, şu ana kadarki durumu söyleyeyim. Bizim bir defa Cumhuriyet Halk Partisi olarak dijital altyapımız belki de Türkiye'deki en iyi siyasi partiyiz. Bütün o seçmen, hayali seçmenler, sahte seçmenler ve seçmen yığmalarını biz takip ettik. Yani hangi adreste olağan dışı bir seçmen artışı var? Çünkü yerel seçimler söz konusu olduğunda yığma seçmen çok önemli bir soruna dönüşüyor. Özellikle muhtarlar veya yerel yöneticiler sınırda olan yerlerde, ya seçmen yığmaları ve kaydırmalarıyla başarılı olacaklarına inandıkları yerlerde bu yola gidebiliyorlar. Ve bu dolayısıyla da yığma seçmene çok dikkat etmek lazım. Bu süreçte biz bunu takip ettik. Vatandaşlarımız ask listelerini kontrol ettiler. Örgütlerimiz kontrol etti. Genel merkez kontrol etti. Gerekli yere müdahale ettik. YSK'ya şikayet ettik. Aslına bakarsanız ilçe seçim başkanlarının re'sen harekete geçme yetkileri de var. Ama buna rağmen kimi şikayetlerimiz çok açık delillere rağmen göz ardı edildi. Mesela bunun birisi Üsküdar'dır. Çünkü Üsküdar'da sınırda bir şeyle oy kazanmışlardı. Mesela orada binlerce yığma seçmenin seçme hakkının dondurulması gerektiğini söyledik. Ama tabii bununla ilgili bizim şikayetlerimiz ve suç duyurularımız, yani görevini yapmayanlar hakkında devam edecek. Bu yasal süreç işliyor. Şimdi hayali seçmen veya sahte seçmen neredeyse yok. Bak bunu iddiayla söylüyorum. Var ama çok azdır. Bu 100'dür, 500'dür, 1000'dir. Yani ve bunlar fark edildiği yerde de bu ağır suçtur. Bu şey yapılır. Ama yığma seçmen şu an için büyük bir problem. YSK'nın açıkladığı rakamlar 57 bin yanılmıyorsam küsür kişinin kaydı donduruldu. Yani orada yaşıyormuş gibi gösteriliyor. Gösteriyor kendisini oy vermek için ama orada yaşamıyor aslında. Ama bakıyorsunuz geçen seçimlerde de, yani 2014 yerel seçimlerde de, yani yerel seçim olduğu için bu yığma seçmen sorunu, evet, bir sorun. Orada da 32 bin küsür dondurma var. Dolayısıyla burada bu konuda, yani yığma seçmen meselesine odaklanmak lazım. Bu seçim güvenliğini ben Ankara için söyleyeyim. Türkiye'de de aslında böyle. Bizim özellikle hiç oy alamadığımız, müşahit bulundurmakta bile güçlük çektiğimiz sandıklar var. Türkiye'de yaklaşık geçen seçimler için konuşuyorum, 185 bin küsür Türkiye'de sandık vardı ve bu sandıkların 10 bin civarında sandığa biz göz müşahit koyamıyoruz. Bu çok ciddi bir rakam. Ciddi bir rakam. Ama bunu şu noktayı bizi izleyenlerin dikkatine sunmak istedim. Çok önemli bir nokta. Bunu söyleyince sanki CHP uyumuş, CHP yapamamış gibi bir algı oluyor. Oysa bu çok normal bir şey. Bakın tehlikeli bir şey söylüyorum. Beni izleyenler belki de diyecekler ki bu ne biçim milletvekili? Yani 10 bin tane sandıkta müşahitin yok ve sen bunu neredeyse normal algılıyorsun. Ama burada bir engelleme falan var. Değil, değil. Şimdi öyle yerler var ki, çok küçük yerler ve hiç seçmenimiz yok bizim. Yani bir tane CHP'li bile yok orada. Dolayısıyla bizim zaten oradan fiilen oy alma olanağımız yok. Ya bu zaten var ve olacak. Ya bunu anlatmaya çalışıyorum. Bundan mutsuzum. Bundan dolayı rahatsızım. Ya bizim CHP olarak Urfa'nın Siverek ilçesinin veya Haliliye Mahalle ilçesinin bilmem ne mezrasının bilmem ne sandığında müşahit olmaması ve oy verecek CHP'nin olmaması üzüntü vericidir. Evet. Ama gerçek budur. Bunu bilmek zorundayız. Şimdi oraya müşahit koyamıyorsunuz.
Dışarıdan götürdüğünüz müşahit orada çalışmıyor. Çalışamıyor yani. Fiilen mümkün değil bu. Zaten bir oy verecek kişi olsa oraya müşahit de koyacak durumumuz var. Mesela biz Urfa'da, geçen seçim ben Urfa'da görevliydim. Bir hafta Urfa'da kaldık ve görev yaptık orada. Ve oradan milletvekili çıkarttık. Yani şunu anlatmak istiyorum. Oy alma potansiyelimiz olan her yerde zaten varız. Olmadığımız yerler aslında oy alma olanağımızın olamadığı yerler. Ha bu iyi bir, bu normal mi? Değil. Bunun düzeltilmesi lazım mı? Evet. Ama buradan gelerek ya işte gene boş sandık mı var demek doğru değil. Şimdi bizim dediğim gibi tekrar altını çizeyim. Bir tek oy alacağımız yerlerde dahi bizim müşahitimiz var. Evet. Ve hele Ankara'da bir oy bile kaybetmiyoruz bakın. Bir oy bile kaybetmiyoruz. 2014 seçimlerinde şaibe vardı. Ama ondan sonraki Haziran seçimleri, Kasım seçimleri, referandum, sonrasında 24 Haziran seçimlerinde aktif görev almış bir milletvekili olarak söylüyorum. Tek oy çaldırmadık. Ve hay şu itirazlar oldu, itirazlar sonuçlandı ama bunlar böyle yani seçimin hiçbir şekilde 3'ten 5'ten fazla değil. Onu anlatmaya çalışıyorum. Dolayısıyla biz hazırız. Seçim güvenliği hazır. Hele Ankara'da anketlere bakıyorsunuz, sokağa bakıyorsunuz, ortama bakıyorsunuz. Mansur Bey açık ara önde. Dolayısıyla bizim asıl yapmamız gereken sandık güvenliği ve asıl odaklandığımızda sandık güvenliğidir. Evet, yani vatandaş gönlü rahat bir kesinlikle, şekilde sandığa kesinlikle. Sandıkları bırakın değil bu. Bakın vatandaşların yapması gereken sandık askı, seçmen listeleri askıda bekledi 17'sine kadar, kontrol edeceklerdi. Biz her yerde bunu anlattık. Şimdi iş bizde. Biz şikayetlerimizi yapıyoruz. Suç duyurularında bulunacağız. Kesinleştikten sonra. Çünkü artık vatandaşın itiraz yetkisi kalktı. Ondan sonra müşahit olmaları gerekiyor. Yani mesela Batıkent'te herkes müşahittir. Ama Çamlıdere'de, Kızılcahamam'da bulamazsınız. Evet. Oraya buradan götürmemiz lazım. Yani bizim insan kaynağına ihtiyacımız var. Ondan sonra bu bir kişi de olmaz, iki kişi olmasında yarar var. Evet. Ondan sonra seçmenler mutlaka oy verecekler. Mutlaka yani burada biraz sandığa gidecekler. Sandık görevlilerinin partilerinde biraz tabii, fedakarlık yapması aynen gerekiyor. Aynen öyle. Ondan sonra o gece mutlaka sandıklar sayılırken, çünkü sayım aleni yapılır. Evet. Aleni yapılır ve herkesin gözetimine açıktır. Herkesin şikayetine açıktır. Şimdi vatandaşımızın orada bunu takip etmesi lazım. Ondan sonra ıslak imzalı tutanakların mutlaka partiye ulaştırılması lazım. Yani rahat derken bunları yaparsak rahatız. Tabii ki. Durum böyle. Evet, şimdi başkentte adaylar arasındaki yarış biraz kızışıyor efendim. Biliyorsunuz AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Sayın Özaseki Ankaralı bir isim değil. Geçmişte Kayseri'yi yönetti, zaten Kayserili. Sayın Mansur Yavaş da buna dikkat çekiyor. Diyor ki bu benim için bir avantaj diyor, haklı olarak. Sizce Sayın Özaseki bu seçimde Ankara için biraz dezavantajlı mı başlıyor bu durumdan kaynaklı? Dezavantajlı başlıyor çünkü bir defa yani yerel yönetim o şehirle bir ilgisinin olmasını gerektirir. Oysa işte Kayseri Belediye Başkanlığı yapmış. Siyasi kariyer oradan başlıyor. İşte kısa bir sürede bir bakanlığı var. Dolayısıyla baktığınız zaman o sırada da zaten Kayseri milletvekili olarak yapmış. Şimdi oradan bakarsanız Ankara ile bir ilişkisi yok. Tabii Ankaralı'nın temsil edildiği, Ankaralı bir aday olması bir avantaj. Bunun da fark ettikleri için de Mansur Bey'e biraz oradan da yürümek istiyorlar. Biraz oradan çalışmak istiyorlar ama Ankaralı'nın bir sağduyusu var. Yani Beypazarlı'nın, Haymanalı'nın, Gölbaşılı'nın, Evrenli'nin, Ayaşlı'nın. Yani bir Ankaralı olduğu zaman bir adım önde oluyor ama böyle bu çok abartılacak bir şey de değil. Çünkü bir insanın nereli olduğu bütün siyaseti belirleyecek bir hali yok. Yani sonuçta burada dürüst belediyecilik, çağdaş belediyecilik, kadınları ekonomik yaşama sokan belediyecilik, ondan sonra tutarlı siyasi bir çizgi, değil mi? Şaibesiz bir geçmiş. Yani bunların hepsini eklemeniz lazım. Bunlar da var. Mesela Özaseki'nin biliyorsunuz Kayseri'deki o FETÖ yapılanmasıyla yani mahkemelerde adı geçiyor. Yani iddialar içerisinde. Bakın ben dikkatli konuşuyorum. Yani kendisi FETÖ'cüdür falan demiyorum ama sonuçta böyle iddialar var. Böyle özellikle o bazı dosyalar açısından Kayseri'de, hatta kendisi de geçenlerde çok duygusaldık biz dedi. Evet, duygusal. Mesela biz hiç duygusal olmadık. Mesela biz hiç duygusal olmadık. 2004'ten beri yani biz zaten siyasal İslam'a ve ülkenin cemaatler eliyle parsellenmesine zaten karşıydık ama 2004'te Sayın Genel Başkanımız 2005'te
Sayın Genel Başkanımızın meclise verdiği bir araştırma önergesi var. CHP'nin hepsinin imzasıyla. Evet. Yani FETÖ araştırılsın diye. Ondan sonra Milli Güvenlik Kurulu kararı var biliyorsunuz. Milli Güvenlik Kurulu kararı da FETÖ'nün milli güvenliği tehdit eden bir şey olduğu ve o kararı uygulamayan bir Tayyip Erdoğan var. O Tayyip Erdoğan'ın o sıradaki müsteşarı Ömer Dinçer de bunun dedi siyasi sorumluluğu işte evet. O zamanın başbakanındadır. Hukuki sorumluluğu bizdedir ve vebalimiz vardır dedi. Yani bunlar itiraflar edildi. Dolayısıyla sanki böyle bütün hikaye 17-25'te başlamış, 2013'te başlamış. 2013'ten sonra öncesinde hiç böyle fark edilmemiş. Bunlar da çok duygusalmışlar da destek olmuşlar falan değil. Göz göre göre. Kendi elinizle devlete yerleştirdiniz, kamuya yerleştirdiniz, orduya, yargıya yerleştirdiniz, yetmedi ihale verdiniz, yetmedi parsel parsel sattınız. Bu Melih Gökçek için de geçerli. Bütün bunları yaparken de hepiniz çok iyi biliyordunuz, hepiniz oradaydınız. Ondan sonra hatta bir kısmınızı parası olanın kurtulduğu, parası olanın yargılanmadığı, parası olanın tutuklanmadığı, rüşveti mukabilinde FETÖ borsasında ücretini verenin, bedelini ödeyenin yargılanmaktan kurtulduğu bir süreç yaşandı. Hatta bunu da ben söylemiyorum. AKP Antep Milletvekili Şamil Tayyar söyledi. Evet. O da siyasi hayatını bitirdi onun. Yani böyle bir düzende bakın hepsinin ilişkisi var. Dolayısıyla bunu bir basit bir duygusallıkla geçiştiremezler. Siz ta kendisisiniz. FETÖ'yle, FETÖ'nün siyasi ayağını ortaya çıkartmadığınız sürece biz sizi hala FETÖ'yle işbirliği içerisinde kabul ederiz. Dolayısıyla oradaki bence yerlere biraz daha dikkatli bakmak lazım. Mesela Melih Gökçek açısından da hangi yüzle konuşuyor bilmiyorum. Şimdi o da bu tartışmaya dahil oldu. Ona dair bir başlık açalım. Dün bir televizyon programı üzerinden daha doğrusu Sayın Gökçek ile Yavaş arasında bir polemik yaşandı. Sayın Gökçek çok önemli açıklamalar yapacağım. Mansur Yavaş'ın 2-3 puan birden oranı düşecek dedi. Sayın Yavaş da Gökçek konuşursa benim işime yarar gibi bir yaklaşımda bulundu. Sayın Gökçek niye bu tartışmaya sizce dahil oldu? Şöyle niye dahil olduğunu söyleyeyim. Çünkü Melih Gökçek AKP'ye ve Cumhurbaşkanı'na son derece kırgın. Niye? Çünkü sebep, yani sebep gösterilmeksizin, sebepleri hepimiz biliyoruz da, sebep dahi gösterilmeksizin hukuk dışı bir biçimde el çektirildi. Yani bunun böyle olduğunu herkes biliyor. Şimdi bunu yaparken de aslında tabii bir yerde onuru zedelendi. Yani kendisini kırgın, bir kenara atılmış falan hissettiğini tahmin etmek zor değil. Şimdi özellikle Osman Gökçek'le ilgili beklentileri vardı. Biliyorsunuz Osman Gökçek son 5-6 yıldır çok koltuk istedi. Yani milletvekili olmak istedi, belediye başkanı olmak istedi, olmadı ato başkanı olmak istedi. Hatta biz o sırada dedik ya bu çocuğa bir koltuk bulun. Rahatlasın bu çocuk, çok istiyor. Bir koltuğu olması lazım bu çocuğun falan diye biraz da esprili konuşmuştuk. Bir koltuğu olamadı. Şimdi o da bir belediye başkanlığı istedi diyebiliyoruz. O da olmadı. Şimdi kendisinin ÖSASEK'in aleyhine çalıştığına dönük iddialar var. Yani ben yoksam başarısız olunsun gibi bir tavra girdiği iddiaları var. Tabii bu iddialar ortaya çıkınca da bence korkuyor, korktu. Yani reisin hışmından korktu. Çünkü o korku dolayısıyla o çok sevdiği Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğundan vazgeçmek zorunda kalmıştı. Şimdi bence o korkuyla mezarlıktan geçerken ıslık çalan kişilerin duygusuyla aslında yaptığı, bakın ben de sizler gibi Mansur Yavaş'la mücadele ediyorum görüntüsü vermeye çalışıyor. Ama aslında da orada Sayın Mansur Yavaş'ın değerlendirmesi bence çok isabetli. Yine gelinen noktada diyor ki belki yani çok kuvvetli muhtemel konuştukça hem Mansur Yavaş'ın aleyhine çalışıyormuş görüntüsü verecek. Yani ÖSASEK'ten yanaymış gibi görüntü verecek ama bir bakıma da Mansur Bey'in yükselmesini de sağlayacak gibi görünüyor. Evet. Çift taraflı bir kendisine bir misyon edilmiş gibi. Şimdi isterseniz Ankara'nın sorunlarını biraz konuşalım. Mesela ben her gün önünden geçiyorum. O Anka Park'ı her gün bir görüyorum. Hatta hatırlıyorum 2014'ün galiba Eylül'ünde işte burası açılacak, hizmete girecek denildi. Her sene de bu söylem tekrarlandı. Ama bir türlü bitirilemedi. Hı. Şimdi ihale aşaması söz konusu ve çok da fazla para harcandı buraya. Evet. Anka Park'ın kaderi ne olacak? Anka Park'ın kaderi Ankara'nın kaderi. Ankara'nın seçimlerin nasıl sonuçlanacağıyla ilgili. Şimdi Anka Park'la biz çok ciddi mücadele ettik. Anka Park bir defa kaçak.
Ondan sonra orman üzerinde yapılıyor. Atatürk'ün vasiyeti çiğneniyor. Orada bir ağaç katliamı yapıldı. Feasible değil, sürdürülebilir değil, para kazanma olanağı yok. Yani hiç, neresinden bakarsanız çılgınlık. Niye yaptınız bunu dediğimiz zaman çocukluk hayalim diyor. Ya sen çocukluk hayalini git, o biriktirdiğin paralarınla nerede tutuyorsan artık. Çünkü biz biliyoruz onların nerede tuttuklarını, o paraları. Şimdi söylersek olmaz tabii. Yani dava açar, kendisi çok seviyor dava açmayı. Ama o paralarla istediğin kadar çocukluk hayalini gerçekleştirebilirsin. Ama vatandaşın parasıyla çocukluk hayalini gerçekleştirdin. Ve bunun olamayacağı çok ortadaydı. Bakın size bir şey anlatayım. 2 yıl önce Hürriyet gazetesinden birkaç gazeteciyi almış, röportaj yapıyor. İşte diyor ki şöyle çok güzel, böyle çok güzel. İşte Ankara milletvekilleri bir gelseler de görseler, bir gezdirsem ama gelmezler. Cesaretleri yok böyle güzel yerleri görmeye falan. Ondan sonra Hürriyet gazetesi bana sordu. Ben de açık sözüm, gelirim dedim. Ben gelirim, niye gelmeyeyim? Yani böyle bir siz bir şey yapsanız ama gelince soru sorarım dedim. Sorularıma da cevap vereceksiniz. Yani şimdi sen orayı kaç lira yaptın? Ya yaklaşık 2 milyar liranın üzerinde bir para harcandı ama tam rakamı bilmiyoruz, biliyor musunuz? Kimse bilmiyor. Çünkü hesap yok ortada. Yani orası Ankara Büyükşehir Belediyesi çiftlik gibi yönetildi. Hatırlar mısınız? Mustafa Tuna geldiği zaman hesaplattırıyoruz parayı bulamıyoruz dedi. Yani kaç lira harcadınız kardeşim buraya? Evet, bir dönem Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin borcu Sayıştay dahi bilmiyor. Tabii bunu, Sayıştay bilmiyor. Şimdi böyle bir belediyecilik. Yani neresinden düzelteceksiniz? Ama mutlaka düzeltilmesi lazım. Dolayısıyla bu anlayışın gitmesi lazım. Bu Melih Gökçek'le ilgili bir şey değil. Yani bir kişi bunu yapamaz. Bir kişiye bu izni vermezler. Bunlar koca bir sistemin yapacağı işler. Yani Sayıştay'ı etki dışına çıkartan, bu yatırımları bir planlamanın dışında tutan, ben yaptım oldu diyen, geçiyorken işte bir yere bakıp ya bu arsayı hemen emsalini artıralım da gökdelen dikelim diye hepsini yapan, bu anlayış, bu kaba, talancı, şehri gözetmeyen, çevreye saygısız, Ankaralı'ya o hemşehrilerine saygısız ve para odaklı, rant odaklı belediyecilik aslında buradaki sorun. Evet. Başka hangi problemleri var Ankara'nın sizce acil olarak çözüme kavuşturması gereken? Çok. Ankara'da mesela trafik sorunu var. Ankara'nın su sorunu var. Ankara'nın kentleşme sorunu var. Ankara'nın yeşil sorunu var. Ankara'nın meydan sorunu var. Yani saymakla bitmez. Ankara'nın meydanı yok. Evet. Ankaralıların oturacağı, toplaşacağı, birikeceği. Zaten bu siyasi iktidarın ben meydan istediğini de zannetmiyorum. Çünkü meydanlar aynı zamanda insanların toplandığı yerler olduğu için çok tehlikeli buluyorlar. Oysa meydan, büyük şehirler hep meydanlarıyla anılırlar. Yeşilleriyle anılırlar. Böyle yapma parklarla değil, gerçek doğal parklarıyla anılırlar. Ama mesela Mustafa Kemal Atatürk'ün mirası olan çiftliği bile talan ede ede bitiremediler, biliyorsunuz. Evet, şimdi Ankara'da sürekli bir de gökdelenler yükseliyor artık. Özellikle o Çukurambar bölgesi neredeyse Manhattan'a benzedi. Sürekli gökdelenler, ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin burada yaklaşımı herhalde biraz daha yatay mimariye yönelik, değil mi? Yani elbette, her yerde. Herhalde. Tabii. Zaten herkes bunu fark etti. Daha doğrusu yani Cumhurbaşkanı diyor ki yatay mimari. Ya günaydın. Sen 24 yıldır bu iş başındasın. Yani İstanbul Belediye Başkanlığı'na aldığımızda 24 yıl olmuş. Günaydın. Hatırlar mısınız o İstanbul'da iki kule vardı. Evet, tıraşlanması ve Danıştay kararı vardı. Danıştay kararı, isim vermemek için şey yapıyorum. Danıştay kararına rağmen o sahipleri o şeyi tıraşlamadılar. Tıraşlamadılar. Sayın Cumhurbaşkanı alındım dedi. Bir daha onlarla konuşmam dedi. Yani devleti yönetme biçimlerini anlatmaya çalışıyorum. Oysa yargı kararı uygulanacak. Ama yargıya bakışları, belki şimdi sorarsınız şu Anayasa Mahkemesi meselesi. Soracağım. Yargı zaten, dedikleri kendi işlerine gelen, kendi kararları veren, bu talana izin veren, işte anayasayı çiğnenmesine izin veren ve görüntüde hukuk devleti olan ama aslında fiiliyatta tamamen keyfiliği öne alan bir düzen hayal ediyorlar. Ve buna göre de bir anayasa mahkemesi. Çünkü anayasa mahkemesi biliyorsunuz anayasa normlar hiyerarşisinde en tepede bulunur. Herkes açısından bağlayıcıdır. Dolayısıyla anayasaya aykırılıkların değerlendirilmesi son derece önemlidir, değerlidir. Tüm dünyada anayasa mahkemeleri çok önemli işlev görürler. Aslında bizim anayasa mahkememizde evrensel standartlara yakın
kararlar veren bir mahkemedir. Ama özellikle bu şeyle beraber, anayasa değişikliğiyle beraber Anayasa Mahkemesi'nin yapısı da bozuldu ve partili cumhurbaşkanının, çünkü atamaları yine büyük oranda Cumhurbaşkanı şimdi yapardı madem ama. Madem o konuyu açtık, ben o soruyu da sorayım size bir an önce. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan AYM üyeliğine Yıldız Seferinoğlu'nu atadı. Yıldız Seferinoğlu da AK Parti'nin eski İstanbul milletvekili. Şu anda Adalet Bakanı Yardımcısı. Tabii AKP'li bir üyenin atanması Anayasa Mahkemesi'ne şimdi mahkemenin de bağımsızlığını biraz tartışmaya açtı. Biraz değil, çok. Evet. Şimdi şöyle, dediğim gibi Anayasa Mahkemesi Cumhurbaşkanı'nın birebir şekillendireceği bir organa dönüştü. Şimdi daha önceki anayasal düzende de büyük oranda Cumhurbaşkanı şekillendiriyordu. Ama o zaman dahi hiç olmazsa partili Cumhurbaşkanı değildi. Yani Cumhurbaşkanı o anayasa bize göre yanlış, eksik, antidemokratik bir anayasaydı 12 Eylül Anayasası. Ama en nihayetinde tarafsız ve bir cumhurbaşkanına göre düzenlenmişti. Oysa şimdi tutuldu, partili cumhurbaşkanının önüne açıldı. Yani öyle bir cumhurbaşkanı ki sıcak siyasetin içerisinde her yönüyle parti genel başkanı ve dönüyor. Aynı zamanda bu, o sıfatıyla dönüyor, bir de şey atıyor, yüksek mahkemeye üye atıyor. Şimdi işte bugün bu partizanlığın son şekli, yani şey bile kalmadı, görüntüyü kurtarma şeyi bile kalmadı. Mesela bu Binali Yıldırım'ın istifa etmemesi bile. Yani anayasa açıkça çiğneniyor, ne yapacaksınız? Açıkça çiğneniyor. Yani çünkü görüntüyü bile kurtarma ihtiyaçları yok artık. Ne varsa yapmak istiyorlar. Böylesine bir siyasetin içerisinde birisi. Yani milletvekilliği yapmış, örgütte çalışmış, bakan yardımcılığı yapmış ve dönüyorsunuz bunu Anayasa Mahkemesi üyesi yapıyorsunuz. Bu aslında şu, yani ben Anayasa Mahkemesi bir mahkeme gibi yapmak istemiyorum ve ona bağlı olmak istemiyorum ama o bana baksın. Ben ne karar verirsem, o ne arzu ediyorsam, hangi kararı beğeneceksem, işte bu Führer taktikleri, Nazi Almanya'sında yaşanan şeyler. Göbels diyor ki, önce diyor karar vermeden Führer olsaydı bu davada nasıl bir karar verdi diye düşüneceksiniz ve ona göre karar vereceksiniz diyor. Şimdi Anayasa Mahkemesi zaten uzunca bir süredir Anayasa Mahkemesi olma sıfatını kaybetmişti. Ya bunlar da aslında bu sisteme, yani bağımsız yargının tabutuna çakılan son çiviler. Bununla ilgili bir örnek vermek isterim. Tabii, buyurun. Rahmetli Özdemir Özok, Türkiye Barolar Birliği Başkanı'ydı. Son derece saygın bir hukukçuydu. Ve CHP üyesi. Kendisi Sayın Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından Anayasa Mahkemesi üyeliğine atandı ve buna rağmen kendisi tartışma çıkınca Cumhuriyet Halk Partisi'ni ve Anayasa Mahkemesi'ni ve Cumhurbaşkanı'nı yıpratmamak adına bu görevi kabul etmedi. Partili olduğu için. Sadece partili olduğu için. Oysa parti üyesi olmak, yani Türkiye'de 5 milyondan fazla parti üyesi insan var. Bir parti üyesi sadece. Ve bu olma, üstelik kendisi Barolar Birliği Başkanı'ydı. Şimdi bakın nereden nereye gelmişiz. Şu anda aktif bir milletvekili. Yani milletvekilliği yapmış, bakan yardımcılığı yapmış, evet, idarede bulunmuş. Dönecek Anayasa Mahkemesi'ne karar verecek. Ya bu aslında yargının, Türkiye'nin geldiği durumu çok bütün çıplaklığıyla ortaya koyan bir gelişme. Maalesef bu durumdayız. Evet, şimdi Binali Yıldırım biliyorsunuz meclis başkanı ve aynı zamanda AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı. Ama istifa etmedi. Etmeyeceğini de açık açık kendisi de ifade etti. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bunu? Sizce niye istifa etmiyor? Şimdi şöyle, bir defa etmesi lazım mı? Lazım, şart. Çünkü anayasanın 94. maddesi, siyasi partiler yasasının 24. maddesi son derece açık. Hiç tartışılacak bir şey yok. Zaten ilk başta onlar biraz tartıştılar. Ya öyle değil, böyle değil falan ama sonuçta kendi içlerindeki hukukçular bile öyle de öyle bir noktaya geldiler ki bu savunulabilir bir şey değil. Tamam. Tabii bu bir yük olmaya başladı sırtında. Bu aslında Binali Yıldırım'ın sırtında bir kambur. Buna ihtiyacı da yoktu. Yanlış da yapıldı. Ve vicdanlar kanadı. Ya niye? Herkesin düşündüğü bu. Niye? Ya bu ilk aklımıza gelen, herhalde kaybedeceğini düşünüyor. Bir de meclis başkanlığı koltuğundan olmayayım diyor. İkinci ihtimal, kazandıktan sonra kazanırsa istifa edip tekrar, yani başkanlığı tercih edip bir başkasına İstanbul'u devretme ihtimali veya bir başka şey. Ama bana göre aslında çok basit. Daha basit. İlk başta reis, zaten çünkü Sayın Yıldırım'ın bir iradesi olmadığını biliyoruz. Reis
Yani ne gerek var? Bir görüş aldı. İşte bana anayasayı çiğneye verin, ne olacak? Şimdi beni meclis başkanlığı seçimiyle uğraştırmayın falan dedi. Ondan sonra baktılar ki olacak gibi değil. Ben kısa zamanda istifa edeceğini düşünüyorum. Evet. Bizim açımızdan da şöyle, biz bunu anayasaya aykırı olduğunu, mutlaka istifa etmesi gerektiğini söyledik. Her fırsatta söyledik. Ama bunun seçimlerin istifa etsin ve etmesin mi tartışması üzerinden yürümesine, ona indirgenmesine, onunla sınırlandırılmasına da razı olmadık. Çünkü bizim özellikle Ekrem İmamoğlu'nun İstanbulluları anlatacağı çok hikayesi var. Dolayısıyla bunu anlatmak ve İstanbulluların gönlünü, oyunu kazanmak çabası çok daha mantıklıydı. Ama bu şu demek değil, buradaki anayasaya aykırılığı biz her fırsatta söyledik ve bunu aslında karşı duracağımızı ifade ettik. Evet, şimdi Sayın Bahçeli'nin de ilginç bir önerisi oldu. Eğer iç tüzük 14. madde uygulanırsa bir sorun ortada kalmaz dedi. Yanlış, çok yanlış. Ne düşünüyorsunuz bunu? Çok yanlış, şöyle yanlış. Şimdi anayasa 94'de son şöyle diyor. Meclis başkanı ve başkan vekilleri diyor. Siyasi mensup oldukları siyasi partilerin siyasi faaliyetlerine katılamazlar diyor. Virgül. Bu kadar. Yani bunu uzatacak bir şey yok. Anayasa dururken yani o anda tabii o anda aktif meclisi yöneten, yönetmeyen falan olması gerekmiyor ki. Ya böyle bir şey yok. Zaten meclis başkanları vekalet ederler. Meclis başkan vekilleri başkana vekalet ederler zaten. Evet. Öyle bir şey yok burada. Burada açık yani. Şimdi buradaki sorun şu aslında. İşte onu diyor, bir hata yaptılar. Bu hata sırtlarında kambur oldu. Kambur giderek büyüyor. Sıkıntıdalar. Çıkış yolu arıyorlar. Şimdi karizmayı çizmeden çıkmak da zor buradan. Dolayısıyla ilk başta işte seçmen aday listelerinin kesinleşeceği 19 Şubat'ı düşündüler ama baktılar ki o da olacak ki değil. Çünkü 19 Şubat'a kadar bunu mu konuşacaklar? Dolayısıyla bir yol arıyorlar ama yani yol belli aslında. Anayasa çok açık. İstifa edecek ve kurtulacak bu dertten. Evet. Şimdi biz tabii bu gündem yoğunluğunda biraz çabuk unutan bir ülkeyiz galiba. Üzerinden kısa bir süre geçti ama şu aralar hiç konuşulmuyor neredeyse. Ankara'daki tren kazası. 9 kişi yaşamını yitirdi. 90'dan fazla insan yaralandı. Şimdi bununla ilgili savcı bazı sorular soruyor Devlet Demiryolları'na ama gelen cevaplar çok enteresan. Çünkü genellikle makinistler suçlanıyor. Devlet Demiryolları ölen makinistleri suçluyor da sorumluluk onlara ait diye. Sizce burada sorumlu Devlet Demiryolları mı yoksa makinistler mi? Ya şöyle tabii burada makinistlerin suçlanması olanak dışı. Şimdi biz bunu Pamukova'da gördük. Halkalı tren hattında Tekirdağ'da gördük. Daha irili ufaklı küçük kazalarda da gördük. Yapılan şudur her zaman. İdari sorumluluk almaz. Siyaset sorumluluk almaz. Üst düzey yöneticiler asla sorumluluk almaz. Bakanlar hiç sorumluluğun orasından burasından bile geçmezler. En son halkadaki, en uçtaki, en gariban memur kimse o bulunur ve günah kesi ilan edilir. Bu Türkiye'nin kamu bürokrasisinin bulduğu müthiş bir buluştur. Bu hiç değişmez bu kural. Kim en alttaysa o yapmıştır mutlaka. Şimdi bu olaya bakalım mesela. Yani çünkü diğer olaylarda da böyle oldu. Yani Pamukova'daki tren kazası, işte Tekirdağ'daki kazada aynı şekilde sonuçlandı. Bu da öyle sonuçlanıyor. Ne diyorlar? İşte makasçı efendim görmemiş de görmüş de. Ya halbuki eğitim bile verilmedi ortaya çıktı. Sonra niye belgesi yok deyince sehven verilmemiş dediler. Anımsayın. Şimdi yetersiz eğitim alıyor. Sinyalizasyon yok. Sinyalizasyon şart değil diyor. Şart kardeşim. Şart. Yani günde 5 trenin geçtiği bir yerde belki olmayabilir. Orada da olması lazım da olmayabilir. Evet. Ama mesela bu kazanın olduğu hatta günde 250'nin üzerinde tren geçiyor. Yani böyle 250 trenin geçtiği bir yerde sinyalizasyon olmadan olmaz. Yani sinyalizasyon nedir? Basit bir sinyal sistemi gibi düşünmesin biz izleyenler. Bu aynı zamanda o sinyali aldığı zaman o sistemi kapatan, o treni kendinden durduran sistem. Yani insan hatasını sıfırlayan bir sistem. Şimdi makinisti eğitime almamışsın. Eğitimi aldım diyorsun, o sertifikasını vermemişsin. Ya doldurmayı unutmuşuz diyorsun. Makinist diyor ki ya ben eğitim almadım diyor. Zaten bir aydır çalışmış. Evet. Ondan sonra dönüyorsun, sinyalizasyon parası ödenmiş ama sinyalizasyonsuz kabul edilmiş. Günde 250 trenin geçtiği hatta bakan diyor ki ya sinyalizasyon olmazsa olmaz değildir diyebilecek kadar kopmuş, gerçeklikten kopmuş, ne yapacağını şaşırmış bir bakan. Bir an evvel
bu hatları devreye sokalım, eksik de olsa, gedik de olsa kurdelelerini keselim de bir şekilde şu seçimleri kotarmaya çalışalım diyen bir siyaset anlayışı ve bütün bunların üstünde de vatandaşlarımızın hayatlarını kaybetmeleri gerçek budur. Biraz önce konuştuk, hukuk devleti olsa bunların hiçbiri olamaz. Ama hukuk devleti olmayınca, mahkemeler saraya bakınca, saraydan gelecek talimata göre karar verince yapacak hiçbir şey kalmıyor. İşte insanlarımız trene binerken, tren dünyanın biliyorsunuz en güvenli ulaşım aracıdır. Evet. Trene binerken birbirlerine vedalaşıyorlar. İşte geldiğimiz nokta budur. Evet. Şimdi efendim, Sayın Cumhurbaşkanı geçtiğimiz günlerde ilginç bir çıkış yaptı. Marketlerdeki ürünlerin pahalılığıyla ilgili olarak. Yani bu ürünler çok pahalı. Oranlar ortada. Bu kadar pahalı olmasına gerek yok. Buna gerekirse müdahale ederiz dedi. Siz de herhalde alışveriş yapıyorsunuzdur evinize. Sayın Cumhurbaşkanı haklı mı? Ya tabii ki haksız. Bir de işte bunlar Sayın Cumhurbaşkanı ve AKP siyaseti duvara dayandıkça yeni argümanlar buluyorlar. Yani dünyadaki işte biraz önceki bu tren kazalarından bahsettik. Daha önce hukuk meselesini konuştuk. Nereye bakarsanız bakın. Mesela ekonomiyle ilgili de sıkıştıkça yeni sanki icatlar yapıyorlarmış gibi bir görüntü var. Yani dünyanın hiçbir yerinde böylesine sopayla, baskıyla ekonomi yönetilmemiştir. Şimdi mesela bankaları, büyük firmaları, büyük şirketleri tehditle, şunu şu kadar alacaksınız, bunu bu kadar alacaksınız, şu kadar dolar satacaksınız, faizi şu kadar tutacaksınız şeyleriyle, yani talimatlarıyla yönetmeye çalışıyorlar. Bu talimatlar bitmiyor. İşte mesela soğanı satacaksın. Ya soğan zaten depolanan bir şey, yok sen satacaksın diyen ve sahte böyle soğan şeylerine enflasyonun sebebi soğanmış. Soğanı da aracı depoluyormuş, o yüzden yükseliyormuş gibi bir sahte görüntüler. Oysa ekonominin kendi içerisinde bir çalışma mekanizması var. Bu hep vardı ve var olacak. Yani zaten pazardan marketlerin biraz pahalı olması normaldir. Marketler de kendi içerisinde rekabet ettiği için en nihayetinde onlar da azaltma yoluna gideceklerdir. Yani 6 ay önce nasıl düşük satıyorlarsa veya kendi işlerine bir rekabet varsa gene yapacaklardır. Yani eğer marketlerde bu pahalı ise bunu politikalarınızda aramanız lazım. Sizin yoksa market sahipleri işte 6 ay öncesine kadar çok düzgün, çok iyi, vatandaşa çok ucuz satmaya uğraşan insanlardı da 6 ayda mı gözlerini para bürüdü? Ne oldu? Ya sen işçilik maliyetleri yükseldi, elektrik maliyetleri arttı, doğalgaz maliyeti arttı, petrol arttı, taşımacılık maliyetleri arttı. Şimdi marketlerin maliyetleri arttı ve marketler mecburen bunu yapıyorlar. Şimdi bunu söylerken ya marketler ucuz satmasın mı? Satsın. Ama marketlerin ucuz satmasının yolunu açacak olan politikalardır. Oysa yapılan sopa. Yani sopayla bir şekilde, onlar da olmayacağını diyor ama sopayla şu 31 Mart'ı nasıl görürüz? Çünkü ekonominin gerçekleriyle yapma olanakları yok. Ya yoksa birazcık ekonomiden anlasalar, ki anladıklarını biliyorum çünkü o paraları götürme konusuna gelince son derece uzmanlar, ekonominin kendi çarkları vardır. Yani üreticiyi yerinde destekleyeceksiniz, tarımı yerinde destekleyeceksiniz, girdilerini ucuzlatacaksınız. Mesela biliyorsunuz bizim 3,5 liradan çiftçiye mazot şeyimiz vardı. Aracıları azaltacaksınız. Oradaki taşıma sistemlerini, soğuk hava depolarını, zincirlerini doğru düz kuracaksınız. Borsalarını kuracaksınız, gerçek maliyetlerin düşük oluşmasını sağlayacaksınız. Döneceksiniz, geleceksiniz, pazar yerlerini, çağdaş, işte belediyelerin işi, gerçekten vatandaşların rahat, kaliteli alışveriş yapabileceği bir vasfa büründüreceksiniz. Marketlerin girdilerini azaltacaksınız ve marketler arasında gerçekten bir sahici bir rekabet olmasını sağlayacaksınız. Bunların hepsini ekonominin kendi kuralları içerisinde yapıyor olmanız gerekir. Yok, bizde böyle bir şey yok. Şimdi sıkıştılar sopa. Herkese sopa. Yani bir gün soğancıya sopa, bir gün markete sopa, bir gün bankaya sopa, bir gün işte işçiye sopa, bir gün asgari ücret isteyene sopa, bir gün işte emeklilikte intibak yasası isteyenlere sopa. Yani kendisi emekli olurken çok iyi ama bakıyorsunuz emeklilikte yaşa takılanlara gelince hakaretamiz sözler söylüyorlar. Dolayısıyla
onlar da yürümediğinin farkında, şu 31 Mart'ı nasıl buluruz derdindeler. Evet. Şimdi efendim, siz eğitim hayatıyla da çok dikkat çeken bir isimsiniz. Hem tıp fakültesini bitirdiniz, hem hukuk fakültesini bitirdiniz. Zannediyorum iki doktora çalışmanız var. Şimdi New York Times'ta geçtiğimiz günlerde dikkat çeken bir makale vardı. Eğitimli ve nitelikli Türklerin ülkeyi terk etmeye başladıklarını yazdılar. Geçtiğimiz günlerde de Türkiye'den dışarıya çıkan sermaye ile ilgili haberler gördük. Yanlış hatırlamıyorsam son dönemde 3.6 milyar dolarlık bir sermaye Türkiye'den çıkış yapmış. Sizce eğitimli, nitelikli insanlar Türkiye'yi terk mi ediyorlar? Ediyorlar. Niçin? Ediyorlar, çok ortada. Çünkü Türkiye'de biz bu gençlerimize bir umut veremiyoruz. Bakın, bir ülkede sağlıklı büyüme olabilmesi için, yani herkesin, özellikle eğitimli nüfusun iş bulabilmesi için, karnının doyması için, nitelikli bir yaşam ulaşabilmesi için, o ülkede demokrasiniz olacak, demokrasiniz güçlü olacak, hukuk devleti olacak, yani hak arama yolları açık olacak. Ondan sonra bu ülke o demokrasisi ve şeyleri dolayısıyla, hukuk devleti olması dolayısıyla, zaten bizim kaynaklarımız da son derece geniş, Anadolu son derece kaynakları bol olan bir coğrafya, bunlarla birleşmek üzere dünyadan sermaye gelecek, Türkiye büyüyecek, yatırımlar olacak ve böyle bir Türkiye'de aslında tersine göç olur. Ama bunların olmadığı zaman, bunlar yokken, işte sopa ekonomisi, hukuksuz bir Türkiye, herkesin susturulduğu bir Türkiye, herkesin tek tipleştirildiği bir Türkiye, en ufak bir aykırı sesin bile hemen boğulduğu bir Türkiye, miting meydanlarından insanların azarlandığı, savcıların harekete geçirildiği, ben onu öyle bırakmam, tutuklattıracağım dendiği, Müjdat Gezen'in, Metin Akpınar'ın dahi yargılandığı, mahkemelerde süründürüldüğü bir Türkiye gençlere umut vermiyor. Dolayısıyla da gençler maalesef bu noktadalar. Tabii gençlere biz umut vermek zorundayız. Bunu da kırmak zorundayız. Çünkü Türkiye'nin aydınlık geleceğini bu gençler kuracak. Yani hepimizin de aslında, bu ülkenin okumuşunun da ve gençlerinin de aslında bu topraklara bir borcu var. Dolayısıyla da ben gençlerin bu yola gitmelerini de doğru da bulmuyorum. Çünkü umudu büyütmek, dayanışmayı büyütmek, mücadeleyi büyütmek ve o kuvayi milliye ruhuyla tekrar birlik bütünlük içerisinde Türkiye'yi yaşanabilir, huzur içerisinde büyüyen, demokrasisi oturmuş, özgürlüklerin en geniş anlamda yaşandığı, kimsenin kimlik siyaseti gütmediği, kimliklere göre ayrıştırılmadığı bir Türkiye'yi hep beraber kurmak zorundayız. Evet. Son sorum efendim, bir de dış politikaya da değinmiş olalım. Biliyorsunuz Venezuela'da devlet başkanı Maduro zor günler geçiriyor. Çünkü oradaki muhalefet lideri kendi geçici devlet başkanı ilan etti. Başta Amerika olmak üzere de bazı ülkeler bu durumu tanıdılar. Ama Sayın Cumhurbaşkanı, yani Türkiye olarak, Türkiye genelinde bu kararı tanımadığını söyledi ve buna tepki gösterdi. Hatta "dik dur kardeşim Maduro" diye seslendi kendisine. Evet. Siz Venezuela'da yaşananları nasıl görüyorsunuz? Oradaki bir darbe girişimi mi sizce? Şöyle, darbe girişimi bu. Çünkü şimdi seçilmiş bir hükümet var, Maduro hükümeti. Herhalde şimdi Maduro hükümeti de diyorlar. Seçilmiş bir hükümet var ve seçilmiş bir hükümetin, yani meşru bir hükümet var. Daha doğrusu yasal bir hükümet var ama meşruiyeti tartışmalı. En nihayette ama bir hükümet var. Dolayısıyla Amerika'nın kendisi için ve özellikle Venezuela'nın o doğal petrol ve doğal gaz kaynaklarına ulaşması için yaptığı bunu desteklemek mümkün değil. Ama virgül. Ama aynı zamanda biz burada Maduro'ya da böylesine sahip çıkmak zorunda değiliz. Çünkü Maduro aslında bir diktatör. Ve seçilmiş ama seçimler son derece şaibeli. Maduro halkını sefalete itmiş, ağır sefalet içerisinde yaşatan ve kendisi şatafattan vazgeçmeyen bir lider. Bildiğim kadarıyla Venezuela'da %1 milyondan fazla enflasyon var. %1 milyon enflasyon var. İnsanlar bir tavuk budalına ulaşmak için, evet, bile büyük mücadeleler vermek zorundalar. Açlık, yoksulluk, hastalık kol geziyor. Ve Maduro aslında orada çok antidemokratik bir biçimde ve özellikle 1,5 milyona yakın kendi beslediği sokak milisleri üzerinden bir otoriter rejim kurarak ayakta duruyor. Dolayısıyla biz Maduro'ya sanki bir çok demokratik, çok
çok böyle çağdaş, çok böyle vatandaşını düşünen bir lidermiş gibi böylesine sahiplenmek zorunda değiliz. Biz diktatöre diktatör deriz. Biz şaibeli seçime şaibeli seçim deriz. Biz hukuksuzluğa hukuksuzluk deriz. Haksızlığa haksızlık deriz. Yolsuzluğa yolsuz deriz. Ama yine de son toplamda o ülkenin seçilmiş lideri ise de o ülkenin vatandaşlarının onu göndermesini de beklemek zorundayız. Evet, bir dış müdahale burada kabul edilmez. İsabetli değil tabii. Evet, çok teşekkür ediyoruz efendim katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Ağzınıza İyi yayınlar dilerim. Sağ olun. Evet efendim, konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Sayın Murat Emiroğlu. Gündemin öne çıkan başlıklarını değerlendirdik. Biz ayrılan sürenin de sonuna geldik. Şimdilik iyi akşamlar.